Merhaba Belediye TV izleyenleri. 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bütün Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz. Şimdiki durağımız Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi. Kendi memleketimde olan Ekinözü ilçesinde seçimin nabzını tutuyoruz. Şu anda Kahramanmaraş Cumhur İttifakı adayı Bilal Eker'le birlikteyiz. Evet Sayın Başkan, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Öncelikle Belediye TV olaraktan e, bu görüşü bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve çok güzel bir program yaptığınız için gerçekten minnettarım. Bizler sizi yakından tanıyoruz ama ekranlarımız aracılığıyla sizi tanımayanlar için biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de. 1973 doğumlu, Ekinöz doğumluyum. Ve aile olarak da Ekinöz'ünde ikametgah ediyoruz. İki dönem daha önce belediye başkanlığı yapmış bir aileyiz. Ve şu anda seçim atmosferine girmiş bulunmaktayız. Bu seçim atmosferi içerisinde e, Cumhur ittifakıyla beraber bir yola çıktık. Yola çıktığımız e, andan itibaren sahalara iniyoruz. seni sıkmadığımız ve e, yönünü almadığımız hiçbir vatandaşımız yoktur. O yüzden çok mutluyum ve bize karşı bir teveccühü var. E, i̇nsanlar olaraktan e, AK Parti'yi seviyorlar, Cumhur Reis'imizi seviyorlar, Cumhurbaşkanımızı çok iltifatta e, bulunuyorlar gittiğimiz yerden ve bundan da çok memnuniyet duyuyoruz. E, ben de bundan önceki dönemde bir buçuk yıl bir ilçe başkanlığı yapmıştım ve bu ilçe başkanlığı yaptığımda hiç kimseye ayırt etmeden nerede karaben var onun yanında oldum ve gençliğin abisi ve bir umudu oldum ve şu anda diyebilirim ki ne etinizi ilçesinde siz de etiniz olduğunuz için biliyorsunuzdur yüzde 60 yüzde 70 gençlik bizim yanımızda gençlik çok büyük bir umut içerisinde bizim orada kırsal bir mahalle. Kırsal Mahalle olduğu için biz şu anda yani işsizlik problemimizi çözmemiz gerekiyor. O yüzden de elimizden ne gelirse onun son çabasını göstermek için elimden ne gelirse onu göstereceğime gençlere buradan söz veriyorum. Projeleriniz neler? Ve projelerimiz olaraktan bizim orada turizm olaraktan içmecelerimiz var. Ve buranın daha gelişmesi daha güzel böyle turizme bağlayabilirsek inşallah Allah'ın izniyle. Orayı daha bir geniş alana çevirmemiz için elimizden gayreti göstereceğiz. Mesela güzel bir otelimiz olursa, güzel bir işte çamur mesela içmece çamurumuz var orada meşhur olan. Yani bu insanlar için faydalı olan bir çamur ve bu çamuru tanıtmamız lazım ve içmelerimizi Türkiye'ye anlatmamız lazım. Ekinözü turizmiyle ilgili, içmelerle ilgili hayaliniz nedir? Neler gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi Harun Bey, Ekinözü bir e, turizm bir bölgesi olaraktan içmecelerimizde e, yani güzel bir tavası var ve tatlısı meşhurdur ve kesinlikle yani e, diyebilirim ki ne Türkiye'de yani hiç yapılmayan bir yerdir. Bunu yani Türkiye olaraktan e, tanıtmak gerekir. İnsanları buraya e, toparlamak gerekir. İnsanları buraya biriktirmek gerekir ve bu turizm bölgesini tanıştırmak için elimizden ne gelirse o gayreti göstermemiz gerekir. E, güzel bir otelimiz olursa turizme bağlı olaraktan, turizme inşallah Allah'ın izniyle demin de bahsettim. Turizme bağlı olaraktan turizmi aldırabilirsek e, devletimize, hükümetimize ve bize katkısı olur mu çok büyük olur. Mesela küçük küçük pansiyonlar var, e, ne bileyim gelişmemiş pansiyonlar var. Biz bu turizm olaraktan burayı daha geniş alana çevirmemiz lazım. Bunu da Allah'ın izniyle başaracağız. Ben zaten ilk projelerimden bir tanesi Ekinözü içmecilerimizin yani faydası olarak veya halkımızın faydası olarak burayı geniş çaplı olaraktan turizme kazandırmaktır. Acı suyumuzu şişeleyip o içmecelerimizin çamuru var. ...o çamuru küçük paketleyerekten... ...bunu Türkiye'ye yani çok büyük faydaları var... ...acı suyun ve çamurun cilt bakımına... ...ne bileyim işte sivilcelere... E, ...vesaire bayağı e, faydaları var... ...bunu elimizden geldiği sürece... ...sizlerin kanalıyla... E, ...bunu Türkiye'ye tanıtırsak... ...bizim için en doğal... ...en güzel şeyimiz o olacaktır... ...devletin hibelerinden faydalanmak için... E, ...Ekinözü Belediyesi olarak... ...Allah'ın izniyle oraya gelirsek... ...bir e, ücretsiz bir danışman olarak... ...belediyemize... E, bir odasını, bir masasını kurarak yani danışman olarakların bütün faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza elimizden gelen son gayreti göstereceğiz. Evet Sayın Başkan, Ekinözü'nde bir sulu tarım sorunu var ve bununla ilgili ne yapacaksınız? Ekinözü'nü e, diyelim işte e, arazimiz var, arazisi olan insanlarımız da çok. Yani sulu arazilerimize elimizden gelen son e, gayreti göstereceğiz. Belediye'mize zaten e, şu anda güzel bir makinemiz var inşallah. Onu e, yani e, muhakkak ki muhakkak onu geçireceğiz. Ve sondaj makinemiz çok güzel bir büyük makinemiz var. İnşallah e, gelirsek onu daha geniş çaplı, daha büyücünü nerede e, su sorunu var, nerede e, vatandaş istiyorsa onların emrine ücretsiz olarak vermeye hazırız. Ben belediye başkanı olursam, cenab Allah'ın izniyle, ben kendim belediye başkanı olarak değil de halka belediye başkanı edeceğime zaten söz verdim. Ben belediye başkanı olursam Cenab-ı Allah'ın izniyle e, halk tarafından yani aylık bir çay sohbeti yapacağız belediyemizde ve bu projelerimizin içinde de var e, kesinlikle ve kesinlikle halkla e, iç içe olmadan asla belediye başkanlığı e, yapmayacağım bunun sözünü veriyorum buradan her ay bir mahalleye üç gün e, bir kepçe iki kamyon onların emrine sunacağım seçilmiş olan olacak olan muhtarlarımıza teslim edeceğim. O mahallelerimizde herhangi bir ne sorunları varsa temizliğimiş şunuymuş bunuymuş Ben üç gün onlara vereceğim her mahallede her ayın içerisinde üç gün onların emrine sunacağım. Kendi e, imkanlarımız içinde yetiştirdiğimiz mamülleri e, yani vatandaşlara sunma, sunmak için güzel bir pazar yeri yapmaya zaten söz verdik projemizin içerisinde de var. İnşallah da bu e, kendi imkanlarımız içerisinde e, onu vatandaşlarımızın başka diğer yerlere de Böyle tanıtarak e, kesinlikle ve kesinlikle bunun sözünü veriyorum güzel bir e, hayvan pazarı ve böyle e, zebze pazarı hali olaraktan bir e, hal yapacağız. Şimdi etkinizi ilçemizde otogar sorunumuz var bir otogar e, yapmanın sözünü veriyorum. Yani e, tam merkezin içinde merkezin içinde olduğu için biraz daha yani e, arka taraflarda, çarşı e, dışında olursa. Mümkün olaraktan da daha güzel olacak, belli bir noktası olacak. Onun da zaten projelerimizin içinde de var. Ekinözü'nde bir ulaşım sorunu var. Kahramanmaraş'tan merkeze, merkezden Kahramanmaraş'a direkt otobüs yok. Bununla ilgili çalışmalarınız ne var, ne düşünüyorsunuz? Şimdi Harun Bey şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi ile ben ilçe başkanlığı olduğumda otogardaki, o şoför arkadaşlarım benim yanıma geldi. Onlarla beraber ben birkaç kez e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Erkoç Bey'in yanına geldik birkaç sefer. Ve inşallah oraya oturursam ilk sorunu çözmek için onlara ben buradan söz veriyorum. O sözü de yani bizim e, Kahramanmaraş ve Ekinözü arasındaki yüzergahımızda e, yol e, bir sıkıntımız vardı. Onu da Fatih Mehmet Erkoç Bey söz vermişti ve şu anda onun aşamasındayız. İnşallah geldiğim noktada ilk kez onun peşinde olacağım. Ekin Özü'nden Elbistan'a gidiyor. Elbistan'dan geri Kahramanmaraş'a biniyor. Niye benim halkım layık değil mi içine buna? Ben onun sözünü veriyorum. Buradan elimizden ne gelirse onu yapacağız inşallah. Evet Bilal Başkan, Ekinözü'nde sosyal belediyeciliği nasıl yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Ekinözü'nde beraber doğduk, büyüdük. Siz bizim çocukluğumuzu, biz sizin gençliğinizi biliriz. Biz de bir yola çıktık ve Belediye TV diye bir televizyon kanalı kurarak bütün Türkiye'deki ...belediyelerin sesi olma yolunda ilerliyoruz. Belediye TV hakkında ne düşünüyorsunuz, fikriniz nedir? Harun Bey öncelikle şunu söylüyorum. Genç ve dinamik ve pozitif bir arkadaşım olduğunda mutlu ve gururluyum. Bu ekünüzü olaraktan ve Türkiye'nin her tarafında geziyorsun. Ve seninle gurur duyduğuma inancına sizlerle gurur duyuyorum. Çünkü her yerde Harun Şahin olaraktan, Belediye TV olaraktan isminiz geçtiği anda benim göğsüm kabarıyor. Abi bunu şunu söylemek istiyorum. Bu e, bize göstermiş olduğunuz belediye TV olaraktan yani sorunları e, Türkiye'ye bizi tanıtmak tanıtıyorsunuz. E, ve size minnettarım bu yapmış olduğunuz e, bu güzel davranıştan dolayı. Sizinle ben gurur duyuyorum açıkçası söylemek gerekirse. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel bir röportaj oldu Sayın Başkan. Seçmene ekranlarımız aracılığıyla mesajınız ne olur? Ben önce şunu söylemek istiyorum. Önce e halkını halkını e, saygı, sevgi ve hürmetle sunuyor hürmetlerimle sunuyorum. Ben halkımdan tek kelime olaraktan e, halkım kanmasın. Halkım yani bazı insanların laflarına kanmasın. Yani iktidar olarak ben yani e, şunu söylemek istiyorum. E, i̇ktidar partisiyle beraber bizi birleştirirse iyi bir büyükşehir bir belediye başkanımız ve hatta şunu söyleyebilirim ki ne belediyeciliğin kitabını yazmış. Hayrettin Güngör abimle beni birleştirirlerse, bütünleştirirlerse inanıyorum ki ne Ekinözü ilçemizde ve mahallelerimizde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir sorunların eksiksiz olarak bitireceğime inanıyorum. Ve rica ediyorum ki ne Ekinözü halkımdan asla onların bunların yalanlarıyla aldanmasınlar, iktidara birleştirsinler bize kendi menfaati ve çıkarlarını değil de halkımızın ve ekimizin bekası ve ilçemizin güzel bir gelişimini sağlamak için benle büyük şehri birleştirirlerse ben elimden gelerek ben kendilerinin hizmetkarı olaraktan her zaman 24 saat emrilerinde olacağıma inanıyorum. Evet sevgili Belediye TV izleyenleri kendi memleketimde olan Ekinözü'nde Ekinözü Belediye Başkan adayı Bilal Ekir'le birlikte röportaj yaptık. Ekinözü'nü değerlendirdik. Bizi izlemeye devam edin.